John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer ya da Ted Bundy. Bu isimleri söylediğim zaman hepinizin aklında bir şeyler canlanıyor değil mi? Hepimiz bu canavarların dünyada oldukça nadir ortaya çıktıklarına ve endişelenecek bir şey olmadığına inanırız. Ancak ne yazık ki dünyada bu saydığım isimler gibi olan tahmininizden çok daha fazla kişi var. İşte bunlardan biri de John Norman Collins'i. Videoya başlamadan önce hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi ve bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. John Norman 1947 yılında Kanada'nın Ontario eyaletinde yer alan Windsor ilçesinde doğdu. Geçmişine dair çok fazla bilgi bulunmasa da ilk cinayetini 10 Temmuz 1967 yılında gerçekleştirdi ve bu andan sonra da eylemlerine devam etti. 60'lı yılların başında gençler arasında hippie tarzı oldukça benimseniyordu. Eastern Michigan Üniversitesi'nin öğrencileri de reşit olmanın tadını çıkararak açık alanı oldukça geniş ve ağaçlarla dolu kampüslerinde bu özgürlüğün tadını çıkarıyorlardı. Mary Fletcher da üniversiteye yeni başlayan genç bir kızdı. Ancak bir gün ansızın ortadan kayboldu ve ev arkadaşı Mary'nin eve dönmemesinden endişe ederek Mary'nin ailesini aradı ve onun eve dönmediğini bildirdi. Aile polise temasa geçmeye çalışsa da polis çoğu üniversitelinin partiledikten sonra sarhoş olduklarından dolayı günlerce ortadan kaybolmaya meyilli olduklarını belirterek bu durumu pek umursamadı. Ancak bu Mary'nin karakterine pek uygun bir durum değildi. Bu yüzden polis soruşturmanın üstüne gitmeye karar verdi. Bir görgü tanığı Mary'nin yanına birkaç kere mavi ve grimsi renklerde bir arabanın yaklaştığını ve onunla konuşmaya çalıştığını görmüştü. Fakat Mary sürekli başını sallayarak cevap veriyor ve araba oradan uzaklaşıyordu. Uzunca bir süre polis Mary hakkında bir gelişme kaydedemedi. Ancak 7 Ağustos 1967 yılında Superior kasabasındaki bir tarlada iki genç çocuk oyun oynarken garip bir şeye tanık oldular. Bir arabadan kapı sesi duyan çocuklar, sesin geldiği yere doğru gittikleri sırada araba oradan uzaklaştı. Çocukların buldukları şey bir insana ait çürümüş et parçalarıydı. Cesedin yanında bulunan kıyafetlerin ailesi tarafından Mary'e ait olduğu belirlendi ve cenazesi için yapılan otopside çılgın bir saldırıda yaklaşık 30-40 kez bıçaklandığı görülüyordu. Cesedin bulunmasından 2 gün sonra ise cenaze evi personellerinden biri yanına yakışıklı genç bir adamın geldiğini ve Mary'nin fotoğrafını çekmek istediğini belirtmişti. Çalışan adam bu duruma şok olsa da içeri giren genç Mary'nin aile dostu olduğunu ve çektiği fotoğrafı hatıra olarak saklayacağını söylüyordu. Bunun imkansız olduğu kendisine söylendiğinde ise sadece omuz silkerek oradan ayrıldı. Kapıda bulunan resepsiyonist ise onun mavimsi bir Chevrolet kullandığını açıklamıştı. Yerel halk olayı duyduktan sonra polise baskı yaparak bu kişinin kim olduğunu öğrenmek istiyordu. Sonuçta üniversite okuyan onlarca kişi endişe içindeydi ve bu olay herkese korku salmıştı. Katilin cinayetten paçayı sıyırması cinayetler durduğu sürece çoğu kişi tarafından kabul edilebilirdi. Nitekim bir yıl kadar da yeni bir cinayet gerçekleşmediği için insanlar biraz daha rahatlamış durumdaydı. Fakat 2 Temmuz 1968'de bu durum değişecekti. Joan Shell 20 yaşında Michigan Üniversitesi'nde okuyan genç bir kadındı. 2 Temmuz 1968 akşamı geç saatlere kadar dışarı çıkmış ve otobüs bulamadığı için otostop çekerek eve dönmeye çalışıyordu. 5 gün sonra bir inşaat sahasında bir grup işçi tarafından Joan'ın cesedi bulundu. Otopsi raporuna göre Joan tecavüze uğramış ve bıçaklanarak vahşi bir şekilde öldürülmüştü. İlginç olan kısımsa Joan'ın birkaç gündür ölü olmasına rağmen bulunduğu yere 24 saatten çok daha kısa bir süre önce bırakıldığı anlaşıldı. Aynı zamanda Joan giymiş olduğu mini etekle boğulmuştu. Polisin elinde hiçbir ipucu yoktu. Bu yüzden katilin bulunması için 8000 dolarlık bir ödül parası teklif edildi. Olay soruşturulmaya devam ederken herkes katil kasabın kim olduğunu bulmaya çalışıyordu ve bu kişinin kendi aralarında olma ihtimali herkesin uykularını kaçırıyordu. Joan'ın arkadaşlarından biri otostop çektiği sırada binmiş olduğu arabayı görmüştü ve bunu polise bildirdi. Ancak polis tarif edilen arabayı soruşturmaya çalışsa da bir sonuca varamadılar. Katil belki de arabayı saklamıştı. Fakat sonrasında umulmadık bir şekilde görgü tanıkları bulundu. Bu iki tanık Joan'ın kaybolduğu gün onu üniversite kampüsünde John Norman Collins'le birlikte gördüklerini söylemişlerdi.
polis John'u sorguya çekse de John, Juan'ı tanıdığını inkar etmişti. Sonuçta görgü tanıkları her ne kadar John'u tarif etmeye çalışsalar da, Michigan Üniversitesi'nde kahverengi saçlı ve beyaz tenli sayısız erkek öğrenci vardı. Polisler bu manyak katilin John olmadığına ikna olarak onu serbest bıraktılar. Bu sırada kabus devam ediyordu. Genç bir kadın başından vurularak ölü bir şekilde bulunmuştu. Bir zamanlar güvenli ve huzurlu olarak görülen Ann Arbor bölgesinin terör seviyesi yükselmişti. 23 yaşındaki Michigan Üniversitesi hukuk öğrencisi Jane Mixer'ın bedeni bir mezarlığın üzerinde bulundu. Ancak önceki kurbanlar gibi parçalanmamıştı. Polisler ilk başta katilin farklı biri olduğunu anlamamışlardı ve bu sonradan anlaşılacaktı. Fakat olaydan 4 gün sonra başka bir kadının ölü olarak bulunması kasabanın içinde bir seri katil olduğunu kesin olarak ortaya koymuştu. Çünkü bulunan bu zavallı kurban daha önceki maktullerin öldürülme şekline uyuyordu. Juan Shell'in cesedinin bulunduğu yerin yakınında bulunan bu yeni kurban, Marilyn Skelton adında 16 yaşındaki genç bir kızdı. Kafasına ve vücuduna ciddi şekilde darbeler almıştı. Ailesiyle de ilişkileri gergin olan Marilyn'in bir uyuşturucu bağımlısı ve aynı zamanda satıcısı olduğu biliniyordu. Genç kızın gömleğinin bir kısmı soluk borusuna tıkılmıştı ve muhtemelen deri bir kayışla da dövülmüştü. Daha da kötüsü, dedektifler bir ağaç dalını cesedin 20 santim kadar içinde bulmuşlardı. Bu saf kötülüğün ortaya çıkmasının ardından artık kasaba halkının odaklandığı tek şey bu manyak katili bulmaktı. Aradıkları manyak, kurbanların ailelerinin, arkadaşlarının ve polislerin arasında her gün fark edilmeden dolaşıyordu. Ve kimse saf kötülüğün arasında olduklarının farkında değildi. Akıllardaki tek soruysa bir sonraki kişi kim olacaktı? Ve bu soru tam bir ay sonra cevaplandı. 15 Nisan 1969'da şimdiye kadarki en genç kurban olan 13 yaşındaki Dawn Basem'ın cesedi ıssız bir yolun kenarında bulundu. Dawn yarı çıplak bir haldeydi ve tecavüze uğramıştı. Siyah bir elektrik kablosuyla boğulmuştu ve göğüsleri neredeyse kesilmişti. Dawn önceki akşam arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra eve dönmemesi nedeniyle kayıp olarak bildirilmişti. Polisler kıyafetlerin de bulunması için geniş çapta bir arama başlattı ve çok da uzakta olmayan, terk edilmiş bir çiftliğin ahırında kıza ait elbiseler bulunmuştu. Ahırda kızı boğmak için kullanılan kabloya ait bir parça da oradaydı. Polislerin bulgularına göre burası kesinlikle katilin sık sık uğradığı bir yerdi. Dawn'ın ise evine döneceği sırada kestirme bir yol kullanmak için en son demiryolu raylarında yürüdüğü görülmüştü. Fakat sonrasında katili tarafından bu çiftliğe sürüklenmişti. Olaydan birkaç hafta sonra çiftlik evi kundaklanarak yakıldı. Polisler olay yerine geldiği zamansa yol üzerine dizilmiş 5 tane leylakla karşılaştılar. Katil polislere bir mesaj vermek istiyor gibiydi. Muhtemelen kurban edilen her kişi için bir leylak dizilmişti. Olay kasabada gitgide paniğe sebep oluyordu ve polisler artık baskı altındaydı. Kasaba insanları ellerinden gelen yardımı gösterseler de ipuçları yeterli olmuyordu. Hatta kasabadan bazı kişiler katilin bulunması için bir medyuma bile başvurmuşlardı. Fakat herhangi bir sonuç alınamadı. 9 Haziran 1969'da yine kullanılmayan bir çiftlikte yürüyüşe çıkan 3 genç erkek orada 20'li yaşlarında bir kızın cesedini buldular. Bulunan kişi yine Michigan Üniversitesi'nde tasarım bölümünde okuyan Alice Callum adındaki bir öğrenciydi. Bulunan kurbanda yine tecavüz ve bıçaklanma gibi bulgular elde edilmişti. Aranan kişi ise belliydi. En son pazar günü erken saatlerde bir partiden ayrıldığı görülen Alice muhtemelen eve dönerken katiliyle karşılaşmıştı ve onu eve bırakmasını kabul etmişti. 23 Temmuz 1969'da polis yine bir kayıp vakasıyla karşılaştı. 18 yaşındaki öğrenci Karen Sue, yurttaki dönüş saatini kaçırmış ve geri dönmemişti. Polisler hemen olaya müdahale ederek Karen'ın en son peruk almak için öğle vakti şehir merkezine doğru gittiğini öğrendiler. Peruk mağazasının müdürü Karen'ı polisin kendisine gösterdiği fotoğraftan tanıdı ve onun çıkışta motosikletli bir adamın arkasına binerek uzaklaştığını söyledi. Bu sırada bir başka kız öğrenci
öğrenci daha yine aynı şekilde motosikletli bir kişinin kendisini bırakmak için teklifte bulunduğunu ancak kendisinin bunu kabul etmediğini söylemişti. Polisler artık şüphelinin iyi tanımlarına sahipti ama yine de onu bulamadılar. 27 Temmuz günü ise bir doktor ve karısı yürüyüşe çıktıkları sırada Karen'ın cesedini ormanlık bir derede bulmuşlardı. Ceset yine aynı şekilde tecavüze uğramış, dövülmüş ve boğulmuştu. Aynı zamanda iç çamaşırı ise ağzına tıkılmıştı ve bu olay artık katilin kimliğini açığa çıkarmak için en önemli delil olacaktı. Adli tıp tarafından incelenen kanıtlar sırasında bulunan iç çamaşırında bazı saç kalıntılarının olduğu tespit edildi. Şerif Harvey bu durumu duyduktan sonra direkt tüm haberleri yasaklatma emri verdi. Bunun nedeni polis katilin tekrar cesetlerin yanına döndüğüne dair bir teori geliştirmişti. Fakat daha önce bu teoriyi kanıtlamak için iki kez haber karartma girişiminde bulunulsa da hevesli haber avcıları bir şekilde olayı öğrenmeyi başararak herkese yaymışlardı. O gece polis Karen'ın bulunduğu yerin etrafını sardı ve cesedin yerine cansız bir manken bırakıldı. Manken makyajla aynı ceset gibi dizayn edilmişti. Sonrasında katilin gelmesini umarak etrafı pusu kurmuşlardı. Gece yarısından kısa bir süre sonra polis memurlarından biri dere yatağında koşan bir adam gördü. Fakat şiddetli yağmur olduğu için tam olarak fark edilmiyordu. Bu sırada diğer memurlara haber vermek için telsizini kullanmaya çalışsa da kötü hava şartlarından dolayı telsiz sinyali çalışmıyordu. Yani katil bir kez daha polisin elinden oldukça şanslı bir şekilde kaçmayı başardı. Polisler tüm bu olay karşısında oldukça sinirlenseler de ellerinde hala önemli bir ipucu vardı. İç çamaşırında bulunan insan saçları. Olaydan sonra kampüs polislerinden biri olan Larry Matthewson, motosikletli adamın kim olduğuna kafayı takmıştı. Çünkü üniversite arkadaşı olan John Norman Collins'ten şüpheleniyordu. İçindeki şüpheyi daha fazla bastıramayarak John'un bir fotoğrafıyla peruk dükkanına gitti ve kadın fotoğraftaki kişinin motorlu adam olduğunu söylemişti. Daha sonra kız öğrenciye de fotoğrafı gösteren Larry ondan da aynı cevabı alınca John Norman Collins polis tarafından sorgulanmak üzere alındı. Ancak delil yetersizliği sebebiyle tekrar serbest bırakıldı. Collins'in amcası David Lake onbaşı rütbesinde bir polis memuruydu ve Collins'e yardım ederek ona babası gibi davranıyordu. David ailesiyle tatile gittiği sıradaysa John onun evine ve köpeğine bakıyordu. 29 Temmuz 1969'da David tatilden geri döndü ve evinin bodrum katına indiğinde zeminde spreyle boyanmış siyah bir alan olduğunu gördü. Bu durumdan rahatsız oldu ve eşiyle bu durumu konuşmaya başladığı sırada telefonu çaldı. Çavuş Chris Walters adındaki bir memur kendisiyle konuşmak isteyerek ona şunları söyledi. ''Şu yeğeniniz John Collins, bu karma cinayetlerin baş şüphelisi o.'' David ilk başta şok oldu ve bu duruma inanamadı. Karısından bu durumu saklayarak gece evin bodrumuna indi ve boyanın bir kısmını kazıdı. Boyanın altında kana benzeyen bir leke vardı. Ertesi sabah David bulgularını bildirmek için polis karakoluna gitti. Aynı günün ilerleyen saatlerinde laboratuvar görevlileri eve gelerek lekeyi incelediler. Fakat lekenin kan değil vernik olduğu ortaya çıktı. Yine de neden birisinin bu cila lekesini siyah boyayla boyamış olabileceğine anlam veremediler. Onlar bunu düşündükleri sırada çalışanlardan biri daha da ilginç bir şey fark etti. İnsan saçı kırpıntıları. David karısının çocukları burada tıraş ettiğini söylemişti. Sonrasında laboratuvar çalışanı David'e iç çamaşırındaki delilleri bildirdiğinde ise şok oldu. Laboratuvar görevlileri hemen örnek aldılar. Aynı zamanda bodrum katında insan kanı olduğu kanıtlanan 9 leke fark ettiler. Öğleden sonra ise yüzbaşı ve David, John'un evini aradılar. Ona baş şüphelinin kendisi olduğunu belirttiler. Kendisine karşı delilleri detaylandırdıkları sırada ise John hemen gözyaşlarına boğuldu. Polisler bir itiraf bekliyordu ama John hızlıca kendisine gelerek Karen'ı tanıdığını reddetti ve sonrasında tutuklandı. John'un odasında yapılan aramada cinayetlerle ilgili sağlam bir delil bulunamadı. John'un ev arkadaşı Arnold Davis, onun evde içinde kadın kıyafetleriyle dolu bir çantası bulunduğunu fakat sonrasında bu kutuyu evden çıkardığını polislere aktarmıştı. Davis ayrıca John'un hırsızlık yaptığından da bahsediyordu. Nihayetinde John Norman Collins'in duruşması 2 Haziran 1970 günü gerçekleşti. John yalnızca Karen'ı öldürmekten dolayı suçlu bulundu. Çünkü diğer davalar
iddialarla ilgili yeterli delil bulmak imkansızdı. İddia makamının delilleri ise bodrum katında bulunan saçlara ve kan lekelerine dayanıyordu. Nitekim iç çamaşırındaki saçlarla bodrum katındaki saçlar eşleşmişti. Aynı zamanda komşulardan biri bodrum katından boğuk sesler geldiğini de ifade etmişti. Mahkeme esnasında John tüm sosyopatlar gibi suçsuz olduğunu iddia ediyordu. Fakat 19 Ağustos 1970'te jüri oy birliğiyle kendisini suçlu bularak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. En az 20 yıl ağır çalışmayla birlikte hapis cezasına çarptırılan Michigan katili günümüzde 76 yaşında cezasını çekmeye devam ederken hala Karen'ı tanımadığını ve kimseyi öldürmediğini de iddia etmeye devam ediyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda ve hikayelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.